Ben böyleyim İfut. Allah bana acil şifalar versin. Bütün doktorları, herkesi göreve çağırıyorum. Evden işe gidiyorum. İşte sürekli bir dayanılmaz çalışma azmi arzusu. Oradan tekrar eve döneyim diyorum. Bir türlü ofisten çıkamıyorum. Niye ayol? İşkoliyim İfut. Başım çok kötü dertte. Sıkıntıdayım. Gözümde ne aşk, ne sevgi, ne tatil. Tatilde böyle denizde deve güreşi yapmak ki. Çok severim. Şuna aklıma geldi. Çok hoşuma gitti. Ne böyle denizde böyle denize karşı böyle rakını içip böyle karpuz kabuk falan yani. Hiç kutusu yok. Hep iş, hep iş, hep iş. Allah Allah. Tuhaf. Sorma. İllet işte. Bir başımda panik atak belası vardı. Şimdi de yani bu çıktı yani. Onun için mi sürekli gidip Cem'in odasında oturuyorsunuz Burhan Bey? Hayır, kendisi o odada oturmadığı için sürekli ben oturuyorum. Bahsi geçen şahıs pek işkolik değil, açık konuşmak lazımsa. Hep karşı tarafta, karşı bölgede. Açtım ben, açtım. Merhaba. Merhaba. İşkolikleri de teker teker gelmeye başladı. Kıyafet. Çok beter bir illet ama. Allah düşmanın başına vermesin. Çok beter bir illet. Ben çok çaktım. Bir keresinde de dayanamadım. Tatilden bir hafta erken döndüm ve işe gittim. Herkese tatilde sevgilimle kavga ettiğimi söyledim. Ama benim sevgilim işimdi. Ben Serap. Ben bir işkoliyim. Ben 17 yaşından beri iş hayatındayım. Moda yazarıyım. Yıllar geçtikçe kendimde şunu fark ettim ki ben iş dışında mutlu olamıyorum. Yani bir kadınla iletişim, bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Fakat aklım, fikrim işimde oluyor hep. Hep aynı, hep. Evet anam, hep. Yani çok çok uzun zamandır Allah sizi inandırsın cinselliği tatmıyorum. Ben de. Neyse. Ben kendi sıramda konuşacağım ya. Onu bekleyin. Aşk, romantizm, paylaşmak. Bunları özlüyorum. Yani geceleri yatağıma sere serpe serilip ki ben yazın çırılçıplak yatarım. Ondan sonra bir kadının varlığını özlüyorum. Aşkın varlığını özlüyorum. Dokunmak, dokunulmak istiyorum. Ama yalnızım. Yani işime duyduğum aşk olmasa öyle öyle ihtiraslı bir aşık olurum ki benden ne istiyorsanız onu yaparım yani. Yani o kadın benden ne istiyorsa onu yaparım. Yapmaya da hazırım. Ben Şesu. Ben bir işkoliyim. Çok rahatladım. Canımsın, çok tatlısın. Evet, buyurun.
Evet. Şimdi ben çok fena bir işkoliyim. Çok fena. Fena yani, en büyük fena. Gece çırılçıplak yatakta yatıyorum. Böyle yatıyorum. Dön, 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 dön. Bir o tarafa dön, bir bu tarafa dön. Böyle dön, böyle dön, dön, dön. Ne bir kız var, ne bir arkadaş. Yani kız arkadaş yok. Ondan sonrasında çok büyük bir illet yani. Sıkıntı. Bunalıyorum. Eve geliyorum. Köpüklü banyo yapıyorum. İçinde saatlerce dur, 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 dur. Ne, cırılım yani. Boş ver. Ondan sonrasında inanmayacaksınız oraya yemek getiriyorum. Yemek yiyorum. Bekle, 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 bekle. Sıkıntı geçmiyor. Geçmiyor ya. Büyük bir sıkıntı. Ondan sonrasında düşünün bakın. Düşünün. Oradan küvetten çıkmışım. Mis gibi sabun kokuyorum. Çırılçıplağım o anda. Ondan sonra yatağa yatıyorum. Dön, 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 dolaş, dön, dolaş. Ne uyku yok. Ne? Bir idare müdürüysen, üst düzey bir yöneticiysen, ne oluyor? Hele ki Nişantaşı çocuğuysan. Ne gülüyorsun arkadaşım, hastalık bu. Lütfen kesmeyin, devam edin. Ben Burhan Altıntop. Çok fena, çok fena bir işkoliyim. Bazen sevdiğin insanla en basitinden dürüm yemeye gitmeyi, paylaşmayı özlüyorum. Yani şu terapi işe yararsa önüme çıkacak ilk doğru düzgün bayanı kolundan tuttuğum gibi evime götüreceğim benimle yaşasın diye. Gerçekten artık vallahi düzeli bir ilişki istiyorum yani. Ben de. Peki bu kızı götüreceğiniz ev nerede Şehsuvar Bey? Halkalı efendim. Oo. Yani kızı oraya götürene kadar bence kızı yolda kaçırırsın. Yani benim ev burada da. Buralara yakın oturuyorum. Nişantaşlıyım ben. Buralıyım yani. Burhan Bey, bir şey soracağım. Geçen hafta bir sevgiliniz olduğu doğru mu? Siz o kızdan ayrılmışsınız. Nedeni de kilolu olduğu için, şişman olduğu için doğru mu? Yani İlişkinizin olmamasının sebebi işkolik olmanız değil. Doğru mu? Peki Şehsuvar Bey, sizin ofiste çaycı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu acaba? Paranız olmadığı için kız götüremiyor musunuz? Doğru mu? Böyle yalandan terapilere katılıp kız araklıyor musunuz? Doğru mu acaba? Dedikodu mu bunlar? Öğrenelim istiyorum. Ya kardeşim sen bir kere benim laflarımı alıp burada kızlara pazarlama. Yok geceleri çıplak uyurmuş da bilmem ne. Hadi ya. Ya kardeşim sen söylüyorsun da oluyor da biz söyleyince niye olmuyor? Adam mı oldun karşımda? He? İşkolikmiş. İşe gelmeyen sensin. Yok işim çıktı, yok karnım ağrıdı, güneş çıktı, yağmur yağdı, dolu yağdı. İşe gelmeyen sensin. Sen busun. Busun. Hiç işkolik değil bu. Sen gerçekten beni burada konuşturacaksın, ağzımı açtıracaksın ya. Bak açarım ağzımı. Ya, ya sana kalsa sen hiç işe gelmezsin ya. Evde oturayım, hamur açayım, ortalığı temizleyeyim, dedikodu yapayım, bilmem ne. Ya zaten senin böyle efemine bir tarafın var yani. Ne? Efemine mi? Evet. Yok. İşte burada da salla. Yok geceleri çıplak uyurum. Bunlar da inandı. Lan sen benimle beraber mi yatıyorsun ki benim nasıl uyuduğumu nereden bileceksin köylü? Çok donsuz yatıyor musun? Çok seksi oldun. Harika oldun. Bayıldım ya. Yiyecek demek ki donun yok ki öyle yatıyorsun. Rezalet. Nereden düştük biz buraya ya? Bak sadi. Bana mı? Ha, sadi. Sana diyor be.
Ya Allah aşkına yani karı düşüreceğim diyor. Şu kel kafanla düştüğün durumlara bak ya. Kel mi? Bana kel mi dedin? Benim saçlarım ince olduğu için biraz seyrek duruyor. Öldürürüm lan seni. Benim saçlarım sadece ince telli. Darıtma beni. Senin fırça gibi saçların vardır ne oldu? Senin saçların fırça olduğu için mi karı düşüremiyorsun burada? Onun için mi terapilere geliyorsun? Onun için mi ben iş koyayım ayağa yapıyorsun? Sanki bunlar yedi. Yedi mi? Yediniz mi? Bence yemediler. Yemediler. Piyasadaki erkekler böyleyse ben memnunum halimden. Neden işkolik olduğumu şimdi hatırladım. Etraf bu manyaklarla dolu. Ya çalışmayıp bunlardan biriyle evlenseydik ne olacaktı? Arkadaşlar, kendimi çok uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Ben Serap. Ben bir işkoliyim. Ve çok mutluyum. Ben de. Ben de. Ben de. Yalnız bende panik atak hastalığı illeti var. Onu söylemiş miydin? Ya abi ne biçim bir insansın ya? Yalan söyleme. Sende panik atak yok. Var lan. Yok. Var dedim. Sağ. Var. Allah aşkına bırak ya. Sendeki bir defa mide asidi. Lan senin var ya parçalarım ha. Vallahi parçalarım ha. Ya, ya koluma acıtıyor ya. Duracağım bak, ya. Bura. Bir dakika ya. Ya burası psikopat kaydı. Ama buramı çek. Bir kere bir de asidiyle şeyi çok karıştırıyor. Lan, parçalarım ya. Seni asidiyle. Lan. Parçalarım oğlum. Ya bırak ya. Bir dakika ya. Ya bir dürüm filan yeseydi. Neredeler? Gittiler. Aa kel dedin. Onun için gittiler. Geri. Halbuki benim saçlarım ince telli. Ya of. Zaten bir tanesi güzeldi, diğerleri kokozdu. Değil mi ama? Dürümmüş. Pah. Pah. Dürümmüş. İşkembe çorbası içecek mi? Ne bileyim içelim o zaman. İyi. Hadi bir de içecek ya. Çantamı alayım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağ.